Erdoğan'ı öyle kolay kolay sarsmak, yenirim. Yani Aliyev seçim kaybeder mi Azerbaycan'da? Putin Rusya'da seçim kaybeder mi? Sisi Mısır'da seçim kaybeder mi? Sizin etmez böyle, diyorsanız Erdoğan da sizin etmez. Sizin böyle çıkışlarınız oluyor. Bu ezber bozuyorsunuz böyle çıkışlarınızla. Evet. Sanki bir taraftan bakınca biz onlardan daha demokratik bir ülkeymişiz gibi kendi kendimizi avutuyoruz bir taraftan. Ha, öyle bir yok. Siz diyorsunuz ki Aliyev'in gitmesiyle aynı şey Erdoğan. Biz aynı kategorideyiz zaten artık dünya şeyinde. Özgür olmayan ülkeler listesindeyiz. Orada krallıkları, monarşileri bir kenara koyun. İşte kendine cumhuriyet diyenler falan filan. İşte Maduro var, Sisi var, Mısır var, Venezuela var, Azerbaycan var, Rusya var, Türkiye var. Yani ben yapmıyorum o listeleri. UEFA'nın listesini de ben yapmıyorum. FIFA listesinde ben yapmıyorum. Türkiye'yi böyle tık 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 aşağı düşünen. Özgürlük listesini de ben yapmıyorum. Yargı bağımsızlığı listesini de ben yapmıyorum. Bunlar itibarlı kurumlar yapıyor. FIFA, UEFA da öyle. Futbolda da öyle bir şey. Futbol bile bir örnek diyorsunuz buna yani. Tabii tabii. Bizim yani takım, bizim takımların durduğu hani yerle. Bosna Hersek gidip de Avrupa Şampiyonası'na sen gidemediğin zaman pat 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 düşüyorsun FIFA listesinde. Veya Norveç'in köy takımına eleniyorsun. Galatasaray, Beşiktaş, Fener. Düşüyorsun. Seni 5-10 basamak düşürüyorlar. Belli bir gruba indiriyorlar seni. A grubu, B grubu, C grubu olduğu gibi demokraside de, hür dünyada da, özgürlüklerde de o gruplar var. Sen onlarla aynı ligdesin. Venezuela, Rusya, Zimbabwe, Gambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti. Vallahi öyle. Acem abi hakikaten. Hayır, yani. Acem abi değil abi. Yani liste orada. Zimbabwe falan o kadar düştük ya yani, şey olarak. Evet evet oradayız biz. Yani nedeni de belli kardeşim. Yani işine gelmeyen bir laf etti diye milattan sonra 2020 yılında sen kanalı 5 gün karartabiliyorsun istediğin kanal. Evet. Çünkü adam sana bağlı. Gece sabaha karşı arayabiliyorsun. Bunların icabına bak diyebiliyorsun. O da emredersin efendim diyorsun. Hoca ben acı gerçeği acı referanslarıyla anlatıyorum. Sayısal, somut olarak anlatıyorum. Peki her şeye rağmen tamam doğru bu sistemde haklısınız. Gerçekten Erdoğan ön planda, sistemsel olarak da ön planda. Ama şimdi bugün Ali Babacan'ın genel merkezi açıldı. İşte bir ilk yaptılar, bir dijital bir açılış yaptılar. Ve Ali Babacan orada gençlerimiz dislike attı diye teknolojiyi karşısına alan bir zihniyet var dedi. Hükümeti eleştirdi. Dinimizin kutsallarını siyaset malzemesi yapmayacağız dedi. Siyaset sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir gibi çıkışları oldu. Ve bu da olumlu karşılandı. Özellikle muhalif seçmen tarafından doğal olarak ki AK Parti içinden bile Babacan'a şey olumlu bakanların olduğunu biliyoruz. Şimdi siz genel başkanlık yapmış bir isimsiniz. Liberal Demokrat Partisi'nin eski genel başkanısınız. Bir genel başkan gözüyle Sayın Babacan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Davutoğlu'ndan daha iyi buluyorum. Daha iyi yani ben liberal gözlükle bakarım, değerlendiririm. Ama dünyada hiçbir parti yeni kurulduğu zaman gençleri dışlayacağız, kadınları dışlayacağız falan demiyor. O hikaye. Şimdi bende şey var, onu bulsam getirirdim böyle bir kitapçık halinde. AK Parti'nin de parti programı var ilk kurulduğu zaman. Allah, bal damlıyor. Hocam bal damlıyor. Onun için yani tabii ilk kurulduğunda partiler tabii herkese şirin görünmeye çalışıyorlar falan. Onun için yani ihtiyatlı iyimserlik diye bir laf var diplomaside hani. Yani dinliyorum söylediklerini şey yapıyorum ama ihtiyatlı iyimserim senin hakkında. Babacan hakkında öyle düşünüyorum. Davutoğlu hakkında daha negatif düşünüyorum. Liberal baktığım için olumlu görüyorum dediniz. Ben liberal gözlükle yani liberal bakarak gözlükle baktığım için. Evet. Ali Babacan liberal midir size göre? Bir kere AK Parti'ye kredi açmış. Demokrasi tramvaydır, binersin, durağında inersin diyen bir adama, öyle bir adamla ben çalışmam. Babacan çalışmıştır. Demokrasi amaç değil, araçtır diyen bir insanla ben çalışmam. Nitekim yani yapmam yani. Ben de istesem 2002 sonrası bana dolaylı olarak Erdoğan'dan değil ama ya burada Erdoğan'ın oturup konuşabileceği doğru dürüst adam yok. Gelin.
Bak Erkan Mumcu geldi, Mehmet Dülger geldi, şey geldi, CHP'nin eski Ertuğrul Günay. Günay geldi. Ha, siz de gelin. Birkaç kişi gelin. Liberaller de olsun partide diyen oldu. Dolaylı olarak geldi. Milletvekilleri kanalıyla. Benim parti belli dedi. Ben orada benim işim olmaz. İktidar için papaz elbisesi giyerim diyen adamla benim işim olmaz. Hı hı. Ama onların oldu. Onlar bir dönem kaldılar. Durumu gördüler. Hadi bize eyvallah dediler. Ayrıldılar. Onun için mesela Babacan'ın bize anlatacağı çok şey var. Davutoğlu'nun liberal bize... kafayla bakabilen bir kişi, bir siyasetçi bu ortama baştan mı girmezdi zaten? Ben girmezdim. Ben şahsen girmezdim. Bizden giren de Babacan girdi. Babacan girdi. Saydığım isimler de girdi ve ayrıldılar. Şey bile ayrıldı. Abdüllatif Şener bile ayrıldı. Onların konuşmaları lazım. Abdüllatif Şener'in bize AK Parti hangi şartlarla, kimler tarafından, nasıl desteklenerek kuruldu, bize onu anlatması lazım. Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015 ile 3 Kasım 2015 arasını anlatması lazım. Hani var ya bir konuşursam falan diyor. Ama anlatmaya başlıyor gibi yavaş yavaş Sayın Davutoğlu. Anlatsın. Şeyin, Babacan'ın da bize parti kurulduktan sonra 1 Mart tezkeresi, Washington'a gitmeleri, Yaşar Yakış'la, o kadar süre ne kadar kaldı, ne oldu da ayrıldı falan, onları anlatmaları lazım. Avrupa Birliği ile flört samimi miydi, değil miydi? Mesela ben bir AK Parti milletvekilinden şunu duydum. Bizim için mühim olan üyelik müzakerelerini başlatmamız iç piyasa. İsterse hiç sonuçlandırmasınlar. Mesela ben bunu kabul etmem. Benim hedefim Kopenhag kriterleridir. Hür dünya değerleridir ve Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Biliyorsunuz son dönemde bu sene Avrupa Birliği'nin en fakir üyesi Bulgaristan'ın da altına düştük. Kişi başı milli gelirdi. Romanya da bizi geçti. Eski komünist Yugoslavya'nın Hırvatistan'ı da bizi geçti. Slovakya zaten geçti. Çek Cumhuriyeti zaten geçti. Onun için hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Onlar almasa bile onların kriterlerini tam olarak yakalamamız bizim hedefimiz olmalı. Yoksa abi bize boşver, bize üyelik müzakeresini başlatsınlar, biz içeride onu kullanırız. Sana dediler, liberalleri kullandık attık dedi eski İstanbul İl Başkanı AK Parti'nin. Şimdi milletvekili zaten. Liberalleri kullandı attı, cemaati kullandı attı, sonra ihanete uğradı. Şimdi milliyetçileri kullanıyor, şeyleri tam kullanıyor. Tam onu soracaktım. Şimdi de bunun milliyetçileri mi kullanıyor? Şimdi milliyetçileri kullanıyor, ülkücüleri kullanıyor, ulusalcıları kullanıyor. Onlar onun peşinden tuzlukla koşuyorlar falan AK Parti'nin. Biz yapmadık. Hı hı. Onun için hani belki siyasette bir yere gelemedik, oy alamadık, o ayrı mesele ama gururla da şunu söyleyebilirim ki biz bu zihniyete Kasım 2002'de seçimi kazandıkları gün dahil bir gün olsun kredi vermedik. Çünkü samimi bulmadık.